Arkadaşlar merhaba, 2023 KPSS sorularının cevaplarını hatırlanan kadarıyla vereceğim. Lütfen aşağıda diğer soruları açıklamalarda, yorumlarda tartışalım. Tüm soruları yazalım arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyorum. Verimlilik sorusu vardı. Cevabımız 2 olacak. 2 şeylerden sonra 3 nokta gelir, noktalama işaretinin cevabı bu olacaktı. Üçüncü, Ayasofya ilgili bir sorumuz vardı arkadaşlar. Ayasofya kutsal bilgelik olacak. Dördüncü sorumuz arkadaşlar, cevabımız kariyer diye bir cevap olacak. Beş, Real Self vardı ABD Başkanı. Onun da tartışalım arkadaşlar yorumlarda. Altı, Monroe ile ilgili bir cevabımız vardı. Çok tartışmalı bir soru. Cevabımız kesin Monroe olacaktı. 7. Spor salonu sorusu vardı. Bunu da aşağıda tartışalım arkadaşlar. 8. Selam sorusu vardı. Yine yorumlarda soruyu hatırlayanlar yazsın. Cevap seçeneklerini hatırlayanlar yazsın. Arkadaşlar 9. sorumuz tavşan sorusuydu. Cevabımız 46 olacak. Arkadaşlar 10. sorudayız. Kökü farklıdır diye bir soru vardı Türkçe'de. Onu da yorumlarda tek tek tartışalım. 11. küçük baş hayvanla ilgili bir soru vardı. Cevap steple ilgili başlayan seçeneğimiz olacaktı. 12. Gordion ile ilgili bir soru vardı. Ankara Polatlı olacaktı cevabı. 13. milletin makus talihini yendin sorusu vardı. Cevabımız İsmet İnönü olacak. 14. sorumuz Sultani iklimi Rom'la ilgili bir soru, Yıldırım Bayazıt olacaktı. 15. akışı bozan cümleyi soruyordu. Cevabımız 2 olacak. Arkadaşlar 16. sorumuz yürütme yetkisi sadece kimde var? Tabii ki Cumhurbaşkanı'nda var. Kariyerle ilgili bir cevap vardı yine arkadaşlar. Onun da sorusunu hatırlayanlar yazsın. Çok tartışmalı, çok zor bir soru. Tescil sorusu Minas zeytinyağı olacak arkadaşlar. Şia ile ilgili bir soru vardı. Sünni olacak arkadaşlar. Bunu da aşağıda lütfen soruyu hatırlayanlar yazsın. Körfez sorusu vardı. Bozcaada'dan Aydın'a giderken onun da sorusunu lütfen tartışalım, soruyu hatırlayanlar yazsın. Köklü sorumuz vardı. Cevabımız 4√2 olacaktı. 22. sorumuz geometride üçgen sorusu vardı. Cevabımız 39 olacak. 23. sorumuz 3 kardeş ev alıyordu. Cevabımız 132, 88 artı 44 olacaktı. 24. sorudayız arkadaşlar. NFT ile ilgili bir soru vardı. Nitelikli diye bir soru vardı. Cevabımız tapu olacak. Nitelikli fikirle ilgili bir soruydu. 25. sorumuz devlet memuru cezasını amirine kaç yılda sildirir? 5 yıl olacak. Yine bunları arkadaşlar tartışalım yorumlarda. 26. sorumuz Cumhurbaşkanı ve Milletvekili and içme sorusu. Cevap şan ve şeref olacaktı. 27. sorusu Türkçe'de arkadaşlar anlatım biçimleriyle ilgili bir soruydu. Cevap tartışma. 28. soru sanayiyle gelişmiş ovayı soruyordu. İnegöl Ovası olacak. 29. liman sanayi için gelişmeyen hangisi olacaktı? Ayvalık olacak. 30. soru çok zor bir soruydu. Sözel mantık sorusu hatırlayanlar mutlaka yorumlara yazsın cevap seçenekleriyle. 31 kesirli soru vardı. Hatırladığımız kadarıyla 14/7'den en son 2 geliyordu. 32. soru ses sorusu. Herkesin tartıştığı ünlü daralması olacak. Çok dikkat edelim. Çok zor bir soruydu. Açı sorusu vardı. 39 olacak cevabı. 34. sorumuz cevabımız Wilson ilkeleri olacaktı. 35. sorudayız. Cevabımız Yıldırım Bayazıt olacaktı arkadaşlar. 36. Monroe olacaktı cevabımız. 37. zemin kat sorusu vardı. En az kaç kapıdan çıkar diye.
bu soruyu hatırlayanlar mutlaka yorumlara yazsın. 38. Hangi odada olamaz görsel bir soruydu? Cevabımız A seçeneğiydi arkadaşlar. Arkadaşlar anamurlu bir cevap var. Anamurlu bir soru vardı. Cevabımız Ceyhan olması gerekiyordu. 40. Salvador Dali vardı. Eriyen saatler ile ilgiliydi. 41. Maden sorusu vardı. Cevabımız bakır olacaktı arkadaşlar. Arkadaşlar 42. sorumuz anayasaydı. Cevabımız kariyer olacaktı. 43. Doğu Ekspresi ile ilgili bir soru vardı. Orada lütfen yorumlara yazalım. 44. Sarıçam harita üzerinde nerede bulunur diyordu. Cevabımız Adana olacak arkadaşlar. 45. BM veto hakkı olan ülke çok tartışmalı, çok zor bir soruydu. Cevabımız Fransa olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 46. Ayasofya'nın sorusu kutsal bilgelik cevabımız. 47. Yine çok zor bir soru. Mihriban sorusuydu. Suya resim çizilmiyor olacaktı arkadaşlar. 48. Yazım yanlışı. Deniz atı birleşik yazılır. Orada ayrı yazmıştı arkadaşlar. 49. 55. dakika sorusu vardı. Cevap A ile B arası olacak arkadaşlar. Arkadaşlar 50. sorumuza geldik. Hindistan Müslüman lideriyle ilgili bir soru vardı. Cevabımız halifeliğin kaldırılması olacaktı. 51. sorumuzun cevabı devlet denetleme ile ilgili seçeneğimiz olacaktı. Arkadaşlar rehin sorusu vardı. Onu da mutlaka yorumlarda sorusunu ve cevap seçeneklerini yazalım. 53. Fiilimsi vardı. Büyük bir ihtimalle yontulmuş olacaktı cevabı arkadaşlar. Arkadaşlar Celal Bayar'ın görevleri ile ilgili bir soru vardı. Onu da yorumlarda tek tek yazalım. 55. soru dünya 5'ten büyüktür diyordu. Bunu da cevap seçeneklerinde tartışalım arkadaşlar. Soruyu hatırlayanlar yazsın. 56. Vatandaşlıkla ilgili bir soru vardı. Devredilenleri soruyordu. Cevabımız nafaka olacaktı arkadaşlar. Arkadaşlar 57. sorumuz örtülü tarım ile ilgili bir soruydu. Bunu da yorumlarda mutlaka yazıp tartışalım. Arkadaşlar bir KPSS sınavımızı daha geride bıraktık. Sınavımız beklenenden çok zor, düşürücü seçenekler ile doluydu. Lütfen yapamayanlar çok üzülmesin. Alan sınavımıza daha çok öncelik verelim arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Aktifle kalın. Sizden ricam lütfen yorumlara bütün soruları tek tek yazıp seçeneklerini de hatırlayanlar yazsın. Tartışalım arkadaşlar. Hoşça kalın.